işini kaybetmiş insanlara günde 39 lira verecekler. Ondan da damga vergisi kesiyor. Gizli para basıyorlar şu anda. Bunu herkes biliyor. Parayı basıyorlar. Fakat dövizin yükselmesinin nedeni de güven veremiyorlar piyasaya. Çünkü o parayı, bastıkları parayı nereye vereceklerini, nereye kullanacaklarını açıklamıyorlar. Yani bir tek adam rejimi olduğu için bu. İşler bilime, hukuka, şeffaflığa uygun yapılmıyor. Tek adam rejiminde olduğumuz için fakir fukara eziliyor. Bakın milletin parası nereye gitti? Size bir iki tane örnek vereyim. Yani Zafer Havaalanı 100 yolcu garantisi verilmiş. 100 yolcu garantisine dış hatlarda gerçekleşen %3, iç hatlarda %5. Osman Gazi Köprüsü 2020 yılında 2 milyar 300 milyon lira ödeyecek devlet garanti için. Avrasya Tüneli'ne 300 milyon ödeyecek. Yani biz köprüye, yola, tünele karşı değiliz. Finansman modeline karşıyız. Bu modele karşıyız. Mesela sürece başlarken bir küresel salgın geldiği belli. Böyle durumlarda Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken birinci iş kendi partisini toplamak değildir. Bütün genel başkanları bir yuvarlak masanın etrafına toplamaktır. Önce buradan başlamalı. Biz-siz ayrımı olmamalıdır. Bir seferberlik ilan edilmelidir. Tasarrufa devletten başlamalıdır. Kendinden başlamalıdır. 7 aylık gelirini değil, 7 aylık giderini kısmalıdır. Oradan başlamalıdır. 5 milyon aileye çek vermelidir. Yani ben seçilmiş olsaydım Zonguldak valisini çoktan görevden almıştım. Yani ben görev başında olsaydım İngiltere'ye yardım ediyorum, Fransa'ya yardım ediyorum. Bu pozları verip insanları kandırmaktansa Kars'taki, Erzurum'daki, Hatay'daki, Edirne'deki, Muğla'daki, Kırşehir'deki, Diyarbakır'daki yoksulların elini tutmaya çalışırdım. En önemlisi ne olurdu biliyor musunuz? En önemlisi belki de 100. yılda meclisin yetkilerini yeniden devretmiş olurduk meclise. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları kurdular bu cumhuriyeti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı'nın elinde olan pek çok yetkiyi bu 2 sene içerisinde zaten çoktan devretmiş olurdu. Sayın Erdoğan hala hazmedemedi. Hala belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin kendinde olduğunu düşünüyor. Değil, değil. Artık bunu hazmedin. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bir kere bunu bilin. Şimdi bizim arkadaşlarımızla FETÖ bağlantısı kurduklarında ben şöyle diyorum. Yani AKP ve FETÖ ilişkisini. Benim yaş grubum onu çok iyi bilir. Siz benden gençsiniz, bilmeyebilirsiniz. Ben o Hulusi Kentmen'in, Nubar Terziyan'ın, Daniel Topata'nın, işte Ali Erona'nın filmlerde oynadığı yıllarda, 70'li yıllarda Türk filmlerinde çokça görülen bir sahne vardı. Ben Türkiye'nin şanslı köy çocuklarından biriydim. Bizim köyümüzde sinema vardı. Çok ilginçtir bu. Köyde sinema vardı. O filmlerde bir sahne vardı. Durun siz kardeşsiniz derlerdi. Ben AKP'lilere bunu söylüyorum. FETÖ ile ilişkilerinde durun diyorum siz kardeşsiniz. Şimdi bakınız gelelim terör konusuna. Ya 31 Mart seçimleri öncesinde kırmızı bültenle aranan teröristi TRT ekranlarına siz çıkarmadınız. Ayrıca bunu ekranlara çıkaranlara dava açmadı bu yargı düzeni. Yine teröristin mektubunu Anadolu Ajansı aracılığıyla Türkiye'ye siz yaymadınız. Ne utanmaz, ne arlanmaz adam varsınız. Siz Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, sıkılmaz adamlarsınız. Yani bizim FETÖ'yle İçişleri Bakanlığı sende varsa bir bağ git, al soruşturmanı, yap gereğini. Ama bu sadece çamur atma. Organizasyon yapamıyorlarmış. Ya sen bir 5 tane maskeyi dağıtamadın. Fakire fukara ekmeği engelliyorsun, 10 lira versene diye millete elini uzatıyorsun. Belediye başkanları şov yapıyormuş öyle mi? Niye şov yapsın arkadaşlarımız? Görevini yapıyor onlar. Sen ne yapıyorsun? Kolonyayla koyuyorsun 2 tane maske. 65 yaşın üzerindekilere gidiyorsun. Bekçileri gönderiyor evlerine. Sayın Cumhurbaşkanımızın size hediyesi var. O senin hediyen değil. Asıl şovu sen yapıyorsun.
bir tane kolonyaya kadar düştün. Önceden çay dağıtıyordun, şimdi kolonya dağıtıyorsun. Kimin parasıyla dağıtıyorsun bunu? Kimin? O para milletin parası. Şimdi tabii ki Sayın Babacan da, Sayın Davutoğlu da AK Parti içerisinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunmuş. Başbakanlık, bakanlık yapmış insanlar. Bunlara siz de o partideydiniz, şimdi ne konuşuyorsunuz demek siyaseten doğru değil. Şöyle doğru değildir. İnsanların görüşleri değişebilir. Partilerle yollarını ayırabilirler. Benim bunlara bir itirazım yok. Bazen insanlar partileriyle yollarını ayırabilir. Hiçbir itirazım yok buna. Fakat siyaset yapma biçimleri tutacak mı tutmayacak mı? Ona şunu söyleyebilirim. Bir, eğer bir konuyu, bir tartışmayı, bir projeyi başlatan olurlarsa, onu büyüten, güçlendiren olurlarsa, onu yönlendiren, istediği yöne doğru çekebilen olurlarsa ve sonunda da bunu sonlandıran, bitiren olurlarsa büyük iş yaparlar. Ama bunu yapamazlarsa pazarlık partisi olurlar seçim öncesinde. Bunu yapacaklar mı, yapmayacaklar mı onu bilmiyorum. Ama Türkiye'de o kadar çok kararsız seçmen var ki siyasi partiler, yeni siyasi oluşumlar olabilir. Bu dediklerimi yapan insanlar, yapan siyasi partiler kazanacaktır, yapacaktır. Sağlık krizi bir gün bitecek, kısa sürede, en kötü Eylül'de bitecek. Ardından gelecek ekonomik krizin siyasi sonuçları olacak. Bu siyasi kriz bütün var olan mevcut siyasetçileri derinden etkileyecek. Kimisi güçlenecek, kimisi silinecek. Şu anda her ikisinde de bir ışık var mı diye bana soruyorsanız bir ışık görmüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Hiçbir zaman bir parti kurmayı falan düşünmüyorum. Genel merkezle partinin yöneticileri ve kurmaylarıyla ilişkiniz, irtibatınız ne aşamada? Genel merkez partilerde 2 yıllığına seçilir insanlar. Yani 2 yıllığına sözleşme yapmış kiracıdırlar. Partinin sahibi millettir, halktır. Bir sıkıntım yok. Pek çok arkadaşımla da görüşüyorum, şey yapıyorum. Sayın Genel Başkan'la bu süreç içerisinde telefonla görüşüyoruz. Bir sıkıntım yok. Şöyle söyleyeyim onu. Yani başarılı bulduğum, beğendiğim biri. Yani istifayı bile beceremeyen insanlardan kimi beğeneceğim? Ya bir istifa etmesini bile beceremiyor. İstifa dediğiniz tek taraflı bir irade beyanı, değil mi? Yani istifa ediyorsan adam gibi arkasında duracaksın. Bu şuna benziyor, biliyor musun? Yani istifa müessesesi bile olmayan bir kurumda iradelerini yitirmişler demek. Beğeneceğin bir şey yok. Bektaşi bir gün Ramazan ayında bir arkadaşıyla yemek yiyormuş. Zaptiyeler yakalamış bunları, Falaka'ya yatıracak. Bektaşi demiş ki bir dakika dur ya, bana vurma demiş, ben Müslüman değilim. Onun için oruç tutma zorunluluğum yok. Tamam demişler, Bektaşi'ye sen ayrıl. Öbürüne tam sopayı basacaklar. Bektaşi demiş ki bir dakika, ben demiş Müslüman olursam arkadaşımı da demiş serbest bırakır mısın? Ol demişler. Bektaşi kelime-i şehadet getirmiş. Arkadaşını da serbest bırakmışlar. Bektaşi arkadaşına dönmüş, demiş ki bak şu Allah'ın işine demiş. Dinden çıktım, kendimi kurtardım. Tekrar Müslüman oldum, seni kurtardım demiş. İstifa etti, birini kurtardı. Geri aldı, diğerini kurtuldu. Bektaşi'nin hikayesi gibi bu. Onun için beğendiğim biri yok. Siz açtığınız konuyu benim de aklıma geldi. Yarın 23 Nisan ve öbür günde Ramazan ayının ilk günü. Siz oruç tutuyor musunuz efendim? Ben oruç tutuyorum. Ama bu sefer zorlu bir süreç olacağını düşünüyorum. Yani sağlığıyla ilgili sıkıntı yaşayanların bu konuda bağışıklık sisteminin bir kez daha gözden geçirmelerini biliyorum. Bir başka sorum da elbette 23 Nisan'la ilgili. Yarın 23 Nisan 1920 hakimiyetin millete geçtiği ve meclis iradesinin hayat bulduğu o günün 100. yıl dönümü. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı mecliste olmayacak. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Mithat Sancar birer konuşma yapacaklarmış siyasi parti genel başkanlarından. Ve Sayın Semih Yalçın da galiba Sayın Bahçeli adına kısa bir açıklama yapacak.
Siz böyle bir gündemde, böyle bir organizasyonu ya da 23 Nisan'ın bu şekilde kutlanmasını, anılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yazık, yazık diyorum. Yani 100. yılda bu ülkenin Cumhurbaşkanı oraya gitmelidir. Siyasi parti genel başkanları gitmelidir. Bakın, bizim cumhuriyetimizin, bizim meclisimizin bir farkı vardır. Bizim meclisimizin farkı şudur. Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nı yapan ordu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusudur. Yani ordu meclisi kurmamıştır. Meclis orduyu yönetmiştir. Bunu doğru bilmemiz lazım. Yani onun için yarın bir tatil değildir. 23 Nisan bir tatil değildir. Bir bayramdır, bir sorumluluk günüdür, bir bağımsızlık günüdür. Böyle bir günde yanlış yapıyorlar. Giden milletvekilleri, meclis başkan vekilini, sayın genel başkanın çok doğru yaptığını düşünüyorum. Bir de çağrı yaptı AK Parti ve aynı zamanda meclis başkanı Sayın Şentop. Yarın saat 21'de hepimizin balkonlardan, pencerelerden 23 Nisan anması için İstiklal Marşı söylemesini talep etti. Burada da bir şey var, hazırlık var. Aynı anda Sayın Cumhurbaşkanı da çıkacak şeye, balkona. Bütün televizyonlar onu gösterecek tabii. Millet balkon, yani televizyona aşık olanlar da. Yani şöyle çağrılar vardı, doğru buluyorum ama yapmayacaklar diye düşünüyorum. Çağrılardan İstiklal Marşı okunsun diye ama yapmayacaklar diye düşünüyorum. Hükümlü ne ki? Daha ortada iddianame yok. Bu insanları orada tutuyorsun. Gazetecilerin koronavirüse karşı bir şeyi mi var? Bağışıklığı mı var? Yani o salıverdikleri gaspçılar, hırsızlar, adam öldürenler dışarı çıktıklarında yeni bir kişiyi öldürürlerse vebali ona oy veren milletvekillerindir. Bu Tayyip affına, Bahçeli affına oy veren milletvekillerindir.